Herkese selamlar. Şu anda Gaziantep Nurdağı'ndayım. Depremin en şiddetli hissedildiği bölgelerden birisi şu anda Gaziantep Nurdağı. Buraya bugün itibariyle ana cadde üzerine, Nurdağı'ndaki ana cadde üzerindeki trafik ışıklarına ve yol aydınlatma ışıklarına elektrik verilmeye başlandı. Bunun dışında yine gördüğünüz gibi arkamda bir benzin istasyonu var. Benzin istasyonuna da elektrik veriliyor. Fakat bunun dışında kalan diğer tüm yerlere, ister mesken olsun ister iş yeri, zaten böyle bir kavram kalmadı artık. Hani bir ev veya iş yeri gibi bir ortam kalmadı. Bu tür yerlere zaten şu anda hiçbir şekilde elektrik verilmiyor. İnsanların binalara, evlere girişi kesinlikle yasak. Şu anda ben bu internet bağlantısını hemen arkamda görmüş olduğunuz bir mobil baz istasyonu sayesinde yapıyorum. Buraya mobil baz istasyonu kurdular ve bir jeneratör sayesinde çalışıyor bu baz istasyonu. Biraz buradan uzaklaşayım ki ses fazla konuşmamı etkilemesin. Şimdi size çok ilginç bir manzara göstermek istiyorum ama kamerayı ters çevirebilir miyim bilmiyorum. Hemen arkamda görmüş olduğunuz şu bina. Evet, depremde zarar gören binalardan birisi. Yine aynı şekilde bu bina da öyle. Bu bina o kadar zarar görmüş gibi gözükmüyor ama yakından baktığınız zaman, bilmiyorum buradan yakınlaştırabiliyor muyum? Hayır, yakınlaştıramadım. Bakın şu bina mesela her an yıkılabilecek bir durumda. Fakat burada trafiğin akışı sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Ve size daha da ilgincini göstereyim. Hemen arkamda, aslında çok da yaklaşmak istemiyorum. Fakat gördüğünüz gibi binanın durumu ortada. Sanki Suriye savaşında binalar parçalanıyor diyor. Bu uçak savarlar, mermiler, işte bombalar etkisiyle binalar bakın görüyorsunuz arkamda da yine taşlar devrilmiş binanın üst katlarından aşağıya düşen tuğlalar, pirketler, artık beton yığınları. Tüm bunlar şu anda Gaziantep Nurdağı'nda yaşanıyor. Fakat burada bir insani yardım akışı da var. Bunu da söylemek lazım. Burada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlar gıda olsun, giyecek olsun, işte ne bileyim battaniye olsun vesaire, bu tarz yardımlarda bulunmaya çalışıyorlar. Bu arada hava gerçekten burada çok soğuk. Şu anda eksinin altındayız. Kaç derece artık bilemiyorum ama eksi 3 dereceydi sanırım biz sabah gelirken, öyleydi. Biz buraya sabah saat 11-12 civarında geldik. Öğle saatlerine doğru 11-12 civarında geldik. İlk gün yollar kapalıydı. Çok yoğunluk vardı. Gelememiştik. Fakat bugün buraya ulaşabildik. Ben Ali Koyuncu, Medyal TV'de daha önce beni yayın yaptığım zamanlardan biliyorsunuzdur muhtemelen ama son zamanlarda gözükmüyordum. Benim de burada Gaziantep Nurdağı'nda akrabalarım olduğu için özellikle bu bölgeye gelmeye çalıştım. Burada çünkü depremin aslında en çok hissedildiği yerlerin başında geliyor Gaziantep Nurdağı. Ama televizyonda, medyada Nurdağı'ndan bahsedilmiyor. Yani mesela Gaziantep'in merkezi çok fazla dillendiriliyor ama ilçe olarak Nurdağı'ndan bahsedilmiyor. Fakat depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden birisi. Tabii ben size az önce bu binayı örnek olarak gösterdim ya da diğer arkamda duran şu binayı örnek olarak gösterdim. Fakat bunlar zarar görmesine rağmen yine de ayakta kalabilen binalar. Diğer arka sokaklardaki binaların neredeyse tamamı, %80'i çökmüş durumda. Ve o binaların altında tabii ki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama yani takdir edersiniz ki yetersiz kalıyor. AFAD ekipleri çalışıyor, jandarma çalışıyor, işte askerler gelmişler, çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ama onların da elinde yeterli imkan olmadığı için ve Türkiye'nin 10 farklı ilinde bu depremin şiddeti hissedildiği için tabii ki aynı anda bunlarla uğraşmak da gerçekten zor. Bakın yine şöyle arkamda size göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz araçlar var. O araçların hemen arkasında daha önceden bir bina vardı. Fakat artık yok. Molozları kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi telefonun da tabii arka kamerasını da alabilseydim aslında güzel olacaktı. Arka kamerayı çeviremiyorum şu an yayına video çekimine başladığım için. Şöyle bir durum, umarım sesim de iyi geliyordur. Bazı kaynaklarda, medyada sürekli Gaziantep'ten bahsedildi. Fakat Gaziantep'ten bahsedilirken
aslında ilçelerinden bahsedilmesi gerekiyordu. Gaziantep'in ilçeleri neresidir buralar? İşte Nurdağı, İslahiye gibi ilçelerde deprem çok şiddetli şekilde hissedildi. Yani bunu abarttığımı düşünenler olabilir ama şöyle söyleyeyim. Depremin merkez üssü Pazarcık, Kahramanmaraş'ın bir ilçesi. Pazarcık'la Nurdağı arasındaki mesafe sadece 35 kilometre. Ve burada depremin yıkıcı etkisini hayal etmek hiç de zor değil. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şu gördüğünüz bölgede daha öncesinde şunun gibi binalar vardı. Fakat şu anda bomboş. Hatta şurada yine bir tabela kalmış. Burada yine moloz yığınları var. Tabi buralarda arama kurtarma çalışmaları, iş makineleriyle o betonların kaldırılması işlemleri yapıldığı için şu anda orada pek fazla bir şey görünmüyor. Hatta şöyle gösterdiğimiz zaman bu cadde üzerinde normalde olan bu binaların neredeyse %80'i yok oldu diyebilirim. Burada şu anda Nurdağ'da elektrik yok. Elektrik yok diyorum. Arkandaki ışıklar ne diyeceksiniz? Az önce söylediğim gibi bu cadde üzerine sadece caddenin trafik aydınlatması ve aşağıda yine trafik ışıklandırılması bugün itibariyle başladı. Ancak bunun dışında arka sokaklarda hiçbir şekilde aydınlık yok. Bakın mesela şu tarafı görüyorsunuz değil mi? Tamamen karanlık. Ama orası bir yerleşim yeri normalde. Ve insanlar şu anda giremedikleri evlerinin birazcık daha ilerisinde, hani açık alan diyoruz ya, açık alan, hani güvenli alan denilen toplanma alanlarında derme çatma kendi imkanlarıyla ya da yine aynı şekilde AFAD'ın ya da jandarmanın temin ettiği çadırlarla bir şekilde ısınmaya çalışıyorlar, bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ya şunu çok açık söyleyeyim, ben bugün kendi ellerimle bazı cesetleri toparladım ve buradaki duygunun nasıl, o psikolojinin nasıl bir şey olduğunu ben hayatımda ilk kez ceset kokusu aldım ve gerçekten bunu anlatmak çok zor, çok ağır bir psikoloji. Depremi ben şiddetli bir şekilde yaşamadım ama depremden sonrasında burada yaşananları gördüğüm zaman bu durum beni gerçekten çok etkiledi. Buradaki insanlar artık durumu kanıksamaya başlamışlar. Çünkü moloz yığınlarının altında insanlar çocuklarının, akrabalarının, kardeşlerinin artık canlısını, hayatta kalmış halini bulmaktan ziyade bari cesedini bir an önce çıkaralım, yeter artık kokmaya başlamış, kokusu geliyor der konuma gelmişler. AFAD ekipleri yardımcı oluyorlar. Fakat onların da imkanları çok kısıtlı. Çünkü az önce gösterdiğim şuradaki gibi henüz yıkılmamış ama her an yıkılabilecek binalar var. Ve onun hemen yanında bir moloz yığını içerisinde arama kurtarma çalışması yapmak çok zor. Bunun çözümü nedir ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu konuda kim ne yapabilir onu da bilemiyorum. Ben sadece size buradaki mevcut durumu hiçbir şekilde abartı olmadan, hani deniliyor ya, dezenformasyon yapıyorlar efendim, İşte yapılmaması lazım, Twitter'ı kapatalım falan gibi. Ben size buradaki olan durumu olduğu şekliyle anlatıyorum. Bakın bu cadde üzerinde elektrik var. Bunu söyleyebiliyorum. Ama arka sokaktaki yerleşim yerlerinde elektrik yok. Doğalgaz yok, odun yok, kömür yok. İnsanlar yıkılan binaların arasından çıkarabildikleri eşyalarını yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Yiyecek içecek sıkıntısı konusunda bugün itibariyle büyük oranda bu sorun çözüldü. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardım tırları, yardım konvoyları, işte efendim ne bileyim AFAD'ın, jandarmanın, askerlerin bir şekilde bu bölgeye ulaştırdığı gıdalar buradaki depremzedelere, insanlara ulaşmaya başladı. Bu sayede gıda ve su sıkıntısı çözüldü. Bakın burada normal çeşmelerden daha öncesinde içilebilen belediyenin içme suları artık içilemiyor, kullanılamıyor şu anda. Çünkü suya ulaşabileceğiniz bir hani mekanizma yok şu anda. Doğalgaz zaten yok, iptal, bu bölgede doğalgaz tamamen kesildi. Elektrik yok. Arka tarafta mobil baz istasyonunun yanına gelip şu anda bu cadde üzerinde mobil baz istasyonu sayesinde video çekip yükleyebiliyorum.
Fakat bunun dışında bunu yapmak imkansız. Her şeye rağmen bu bölgeye geldiğim zaman gördüğüm manzara şuydu. Gerçekten çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Psikolojiler alt üst olmuş. Fakat insanlar bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. İnsanımız gerçekten bu konuda muazzam fedakar. Muazzam şeyleri görmezden geliyorlar. Bu eleştirilebilir ya da eleştirilmeyebilir. Ben işin bu tarafına bakmıyorum. Ben sadece olanı olduğu şekliyle size aktarıyorum ve gerisini tamamen size yorum açık olarak bırakıyorum. Ben Ali Koyuncu, Medyali TV. Bugün Gaziantep Nur Dağı'nda deprem bölgesinde sıfır noktasındayız. Depremin olduğu merkez üstüne sadece 35 kilometredeyiz. Umarım bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız demek istiyorum ama biz hatalarımızdan ders alamıyoruz maalesef. Yine de diyorum, İnşallah böyle şeylerle tekrar karşılaşmayız. Herkese iyi geceler.